daha çok var mı havaalanına? Yok. Az kaldı, birazdan oradayız. Niye girdin ki sen bu yola? Bu yol daha kestirmedir. Daha çabuk varırız oraya. Niyazi? Abi, bu ki Harun'la gitmiş. Bir yanlışlık olmaz. Yok. Görevli görmüş, bir arabaya binip gitmişler. Öyle dedi. Yine neyin peşinde acaba bu Harun? İyiyim, sen neredesin? Ben havaalanına gidiyorum. Babam ameliyat olacak Niyaz. Kapat telefonu Bukem. Kim? Harun mu? Evet. Ama vallahi babama yetişmek için bindim arabasına. Kapat telefonu Bukem. Bukem, baban hala hastanede. Ne? Harun, sen bana yalan mı söyledin? Ha? Ver şu telefonu Bukem. Ne yapıyorsun sen? Harun, ver telefonumu. Bukem. Ver telefonumu. Bukem. Harun, ver telefonumu. Bukem, vermeyeceğim. Harun. Harun, ver şunu. Harun, Harun, ver. Bukem, dur Allah aşkına. Harun, ver dedim. Bukem, Allah aşkına yapma. Ver. Senin sıkıntın ne lan? Ne istiyorsun? Kapatın perdeleri! Bir daha Fehime'ye vurursan... Bu 40 yıllık karıma nasıl davranacağımı sana mı soracağım? Yaşar. Bir daha hele Orhan'ın yanında... Fehime'ye el kaldırırsan. La yürü git lan, yürü git. Sana ailemin etrafında dolanma demedim lan. He? Sen kimsin evime gelip bana hesap soruyorsun? He? Orhan'ın babasıyım. Yaşa! Vur! Kafasını yes! Baba, ayırsana! Girin içeri. Vur! Ezoni! Kafa he? Baba!
Yaşar! Bir daha elime dokunursan, bir daha öldürürsen seni gebertirim. Mustafa! Ya! Doktorunla konuştum. Aşkım. Aşkın deme bana artık ya! Aşkın deme bana artık! Eşyalarını topla. Aşkım ben sadece seni kaybetmemek için yaptım. Eşyaları topla! Şahin Bey imza... Bir dakika. Alo? Alo Naz? Efendim Irmak? Sana bir şey söyleyeceğim. Seni dinliyorum Irmak'cığım. Biz Sinan'la kavga ettik. Ben şu an havaalanındayım. Yapma ya. Demek durum o kadar ciddi yani. Hay Allah, üzüldüm. Ama İslam'la dönmemeye karar verdim. Ya zamanım varsa biraz konuşabilir miyiz? Zamanım olmasa da yaratırım Irmak'cığım. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Ne zaman başladı? Bir iki hafta oldu. Seni doktoruna götürmemiz lazım. Ha, yok. Ben konuştum doktorumla. İlaçlarına tekrar başla dedi. Ben de içiyorum zaten. Irmak Hanım hastalığını çoktan atlattı. Herhangi bir tekrarlama durumu da söz konusu değil. Babam bizi İstanbul'a davet ediyor. Yeni bir iş anlaşması yapmış ve seni başına geçirmek istiyor. Ben yine de arayıp kabul edemeyeceğimi söylemek istedim. Neyi kabul edemeyeceğin için ha? Bu adam nasıl böyle bir şey yapar? Şimdi biz Davut'a ne diyeceğiz? Davut abi hiçbir şey bilmeyecek. Ben onları bulacağım. Tamam da nasıl? Niyazi nereye gittiklerini bilmiyoruz ki. Abi
Şimdi bu Harun'un kullandığı araba kendinin midir, kimindir? Yok. Bizim fabrika müdürünün. Metin Bey'in arabası. Ha, müdürün arabası. İyi, tamam. Sen müdürü bir arayabilir misin? He, ararım. Efendim? Metin Bey. Ben fabrika güvenliğinden Remzi. Evet, ne vardı? Ver abi ver, ben konuşayım. Alo, müdür bey merhaba, ben Niyazi. Hatırladın mı beni? Hatırladım Niyazi Bey, hayırdır? İyi. Ya senin bu arabayı Harun kullanıyormuş. Evet, şirketin arabası. Ne olmuş ki? Şimdi bak müdür bey, beni iyi dinle. Harun bu keyi kaçırdı. Benim o arabayı bulmam lazım. Harun öyle şey yapmaz. Müdür bey, Harun Buke'yi kaçırdı diyorum. Eğer o kızın kılına zarar gelirse... size bu dünyayı dar ederim. Anladın mı? Şimdi benim o arabayı bulmam lazım. Şirketin arabalarında araç takip sistemi var. Şimdi bilgisayardan bakıyorum. Söyleyeceğim yarın. Tamam, bekliyorum. Araba şu an Artvin Şavşak yolu üzerinde gözüküyor. Sağ ol müdür bey. Abi ben gidiyorum. Niyazi neredeymiş araba? Artvin yolunda. Davut abi o ameliyatı olacak abi. İşlemler devam etsin. Ben o parayı bulacağım, merak etmeyin. Tamam Niyazi, tamam. Ben ilgileneceğim Davut'la. Haydi. İşi yarılamışsın. Az kaldı Arif. Ama zampara zor oluyor. Boynum ağrıdı. Ben sabahtan beri ne yapıyorum asistan? Yerden tavana ergonomik zampara makinesi. Boynu zımparlayacaksın da. Aferin. Ergonomik. Arif. Babamla sarılıyor bana. Ne kadar güzel oluyor biliyor musun? Çok iyi birisi. İftira atmışlar babama. O ondan girmiş hapse. Sen biliyor musun Arif? Kim atmış iftira? Bilmiyorum asistan. Yaşar. Yaşar. Tokat attı anneme. Ne diyorsun? Belki de atmak istemedi ama öyle olsa vurmazdı. Babama söylüyordum. Söylemese miydim acaba Arif? Çok üzüldü. Mustafa nerede şimdi? Bir yere gitti ama söylemedi. Asistan, sen şimdi... Bizim paraya devam et, ben sonra geleceğim, tamam mı? Hadi, hadi görüş. Öyle yapayım be. Sakın bir daha öyle şeyler yapma bak. Polise söylerler, başın belaya girer ha. Necmi, bana doğruyu söyle. Bu herif hep vuruyor mu Fehime? Yok öyle bir şey Mustafa, nereden çıkarıyorsun ya? Öyle bir şey olsaydı Orhan bize söylerdi. Peki Orhan, Orhan'a vurdu mu hiç? Öyle bir şey yok Mustafa.
Yaşar yaramaz adamdır ama öyle bir hayvanlık yapmaz. Aa bak geliyor bizim salak ana. Ulan bir kere daha yanıl be Arif. Yaşar'la kavga ettin değil mi Mustafa? Bir tek kavga etse iyi. Adam eşek sudan gelinceye kadar doğmuş. Ulan Orhan dediği zaman tahmin ettim dedim geleyim ayırayım ama ben gelene kadar olan olmuş da. Olan oldu tamam. Neyse hadi gidelim. Şimdi Necmi sen de gel boya yapacağız ha. Ya beni o külüstüre bindirme ya zaten sığmayız ki ona. Ya nereye sıkmıyorsun ya? Sivrisinek kadar adamsın da ne kadar yer kaplayacaksın ki? Asıl sivrisinek sensin salakana. Ya niye bozuluyorsun ki? Sivrisinek dediğin canlı ne kadar faydalı bir canlı biliyor musun sen? Ne faydası varmış? Sivrisinek insanın nişancılık yeteneğini arttırır. Hadi Necmi. Ayağına dikkat et.
geldiğin için çok teşekkür ederim Nazım. Rica ederim. Nereye gitmek istersin? Bilmem, fark etmez. Peki. Bahar şirkette miydi? Hayır, değildi. Bir şey mi konuşacaktın Bahar'la? Yok. Buralardaki en iyi otel hangisi? Otelde mi kalacaksın? Hı. Bence sen otelde rahat edemezsin Irmak. O yüzden en mantıklısı bende kalman derim. Ah, yok teşekkür ederim. Peki ya ısrar edersen? Yani bir gece kalırsın, rahat edemezsin, otele dönersin, olur mu? Alo. Alo dedeşkin mi? Efendim evladım. Dedem, şimdi benim fazla vaktim yok. Sonra uzun uzun anlatırım sana. Söyle evladım. Bu Harun şerefsizi yalan söylemiş dede. Buke ile Harun evlenmeyecekler. İyi. Dedeşkim, sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu Davut abi var ya. Onun ameliyat olması için... Bu akşamüstü Almanya'ya gitmesi lazım. Onun için de para lazım. Ya sen acaba... Bizim evi ipotek ettirip... bankaya kredi için başvurur musun? Yaparım evladım. Yaşa be dedim, yaşa. Sonra da hastaneye gidersin. Ben şimdi Remzi abiyle konuşacağım. O seni orada karşılayacak. Tamam mı? Tamam efendim. Sen neredesin? Dedem, bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Ama bunu kimse bilmeyecek. Sinan'a bile söyleme, olur mu? He. Şimdi bu şerefsiz Harun var ya. Buke'yi kaçırdı. Ben de peşlerindeyim. Onu bulacağım. Peki, kendine dikkat et evlat. Sen merak etme dedem, sen merak etme. Ben daha sonra seni arayacağım. Haydi. Tamam. Ne olmuş baba? Niyazi Buke'yi alıp getirecek. O kızın da Harun'la evlenmeye falan niyeti yokmuş. Ben biliyordum. Demek kavga etmişler ha abla. Neden peki? Mustafa Yaşar'ın bana vurduğunu öğrenmiş. Allah Allah. Eniştem yapmazdı böyle şeyler. Yapıyor işte. Babamdan yüz buldukça daha kim bilir neler yapacak. Ama ben de zamanı gelince ne yapacağımı biliyorum. Harun geldi biliyor musun? Evet, duydum. Keşke ben de görebilseydim. Çok özledim abimi. Geldiği gibi gitti, biz de hasret gideremedik. O da Buke ile evlenecekmiş ha. Babam ne diyor? Ne diyecek? Kızı avcı yolları değil de biz aldık diye övünüyor. Şaka bir yana. Niyazi abi çok üzgündü. Perişandı ben gördüğümde. Tamam abim için seviniyorum ama... Niyazi abi için de üzülüyorum. İnşallah her şey yoluna girer. İnşallah. Orhan nasıl? Nasıl olsun? Babasıyla kavuştu. Ondan mutlusu yok. Çok sevindim abla. Artık Orhan'la Mustafa'yı kimse ayıramaz Bahar. Babanla Yaşar ne yaparsa yapsın.
Hadi sana çay koyayım ha? Olur abla. Madem Harun'la evlenmeyecekmiş, neden dibinde oturmasına izin vermiş o zaman baba? Evet dede. Annem doğru söylüyor. Hem siz Harun abinin yanına gittiğiniz zaman siz öyle dememiş miydi ha? Ya değilmiş işte öyle bir şey. Neyi uzatıyorsunuz? Niyazi Davut'la konuşmuş. Adamı yurt dışında ameliyat edeceklermiş. Şimdi ben bankaya gideceğim Melahat. Bu Davut'un ameliyatı için evi ipotek ettirip kredi çekeceğim. Bir de o kızın babası için evimizi ipotek ettirip bankadan para mı alacaksınız baba? Nermin! Nasıl ödeyeceğiz o parayı baba? Ben ne yapalım? Çalışır öderiz. Ben de geleyim mi Emerç gibi? Lüzum yok Melahat. Sen şu evin tapasını getir bana. Mama! Oğlum benim.
Doğduğu günü ilk baba deyişine ilk adımını hiçbir şeyini göremedim ben Necmi. Anamla babamı cezaevindeyken kaybettim. Cenazelerine bile gidemedim. Sevdiğim kadın, oğlumun anası. Başkasıyla evlenmiş. Haberim bile olmadı. Sevdiğim her şeyden uzak. Küçücük bir hücrede. 24 sene. Hem de bir suçum yokken. Mustafa söylemiyorsun ama bu işi kimin yaptığı belli. Ya hiç mi delil melil yok ha? Bunların yaptıkları yanına kar mı kalacak? Delil olsa ne olacak Necmi? İspatlasan ne olacak? Yapılacak tek bir şey var. İkisini de gebertmek. Ama Orhan'ım var. Fehime var. Bunu yapmayacağım onlar için. Melahat teyze. Kızım. Hoş geldin. Ben böyle geldim ama müsait miydin? O ne demek öyle? Gel hele. Oturalım şöyle. Otur. Meryem'im nasıl? İyi. Bugün kitap okudum ona. Yeni doktor da çok ümitli. O gün beni anladı. Söylediklerime tepki verdi ya. Bundan sonra daha da iyi olacak. İnşallah Melahat teyze, inşallah. Harun bu köyle evlenmiyormuş. Nasıl yani? Niyazi söyledi. Davut yok öyle bir şey demiş. Bir de abim neden? Ben bir abim arayayım. Bekar evlerinin vazgeçilmez örtüsü. Ha bu gazeteyi bir masaya serelim. Ha buna bir bak hele ya. Söyleyeyim bakalım. Ne pişirdin Arif? Karadeniz mutfağının baş tacı muhlama. Ve tabii ki yanında marul salatası.
Hadi gel oğlum, yemek yiyelim. Geliyorum baba. Evet efendim, diplomayı anladık da senin marul sevdan da olacak ya. Ya Necmi efendi, şimdi marul... İşte açar. Tavsiye edeyim, düşürür. Sinirleri yatıştırıyor. Aynen öyle, aferin asistan. Ulan doğru diyor ha. Ben de diyorum ki bu kuzular, inekler niye bu kadar sakin? Haydi yiyin, yiyin. Soğutmayın, vallahi bir şeye benzemez ha. Ne oluyormuş ha? Kim yaptı? Baba. Nasıl düştün ki sen? Oğlum, çukur varmış. Ben çukuru görmedim. İşte ayağım basmışım çukura. İşte dengeyi kaybedip düştük. Keşke senin yerine ben düşseydim. Efendim Metin abi. Harun neredesin? Kaç kere aradım seni. Neden açmıyorsun telefonunu? Biraz işim var Metin abi. Bitince arayayım mı? Niyazi bana her şeyi anlattı Harun. Niyazi mi? Gözümü seveyim Metin abi. Birazcık idare et, ben halledeceğim. Harun, takip sisteminden arabanın yerini Niyazi'ye söyledim. Geliyordur oraya. Tamam Metin abi, ben onu atlatırım. Sen bana bir iki gün müsaade et. Arabayı da getireceğim. Tamam mı? Kimseye bir şey söyleme. Acele et Harun. Bak başın belaya girecek. Benim de başımı derde sokacaksın. Tamam da Metin abi. Tamam, halledeceğim. Haydi. Niyazi, ben Remzi. Ah Remzi abi, ben de seni arayacaktım. Buyur abi. Bukeyi bulabildin mi oğlum? Yok abi, daha bulamadım ama mutlaka bulacağım. Davut abi nasıl? Nasıl olsun? Şimdi Remzi abi, ben dedemle konuştum. Bu para işini hallettik. Dedem hastaneye gelecek, sen de onu karşılarsın, tamam mı? Tamam oğlum, tamam. Davut abi Bukeyi sordu mu? Yok Niyazi, sormadı. Zaten sen gittikten sonra fenalaştı. Şimdi de kendinde değil. Yapma ya. Tamam Remzi abi. Doktorlara söyle, gerekli hazırlıkları yapsınlar. Ameliyata yetiştireceğiz Davut abi. Mutlaka yetiştireceğiz. Tamam Niyazi. Tamam oğlum. Haydi görüşürüz.
Ye ye. Ye, belki adam olur. Ye. O it oluydu, kendisini eşek sudan girinceye kadar değildi. Ayıp, ayıp. Baba, ayağımda terlik vardı. Kaydım, boşluğuma geldi, düştüm. Yoksa... Boşluğuna sorayım senin. Bu herif geldi buraya. İbibi'yi aldı, gitti. Sağda solda konuşuyormuş. Git Oytun elinden İbibi'yi al, buraya gel. Baba, biliyorsun Orhan sözümü dinlemiyor. Baba baba diye tutturdu. Adamın yanında kalmak istiyor. Ben ne yapayım? Ben bu yaşıma kadar şerefimle yaşadım burada. Bana buna laf ettirmem. Hı. İbibi'yi alıp geleceksin. O kadar. Yoksa... Minibüsü elinden alırım. Bu bir. Kendine başka bir ev bulursun. İki. Bugüne kadar verdiğim bütün paraları geri alırım. Üç. Efendim, müsait misiniz? Yine kötü haber vereceksen müsait değilim. Tamam, tamam. De bakalım ne diyeceksin. Efendim, Zonguldak'taki maden kazasıyla ilgili. Başımız çok ağrıyacakmış gibi gözüküyor. Ne oluyor Şahin? Neresin sen? Biz burada nelerle uğraşıyoruz? Sen yoksun Naz Hanım. Dışarıda küçük bir işim vardı, onu hallettim. Benim bütün hayatım bu şirketten ibaret değildir herhalde, değil mi?
Neyse neyse. Müdür, tahmini olarak kaç para ceza ile atlatacağız bu işi? Efendim, durum para cezasından daha ciddi. Yapılan soruşturma sonucunda güvenlik denetiminde usulsüzlük yapıldığı ortaya çıkarsa maalesef hapis cezası gelebilir. Açmıyor. Müsait olunca o seni arar. Hava soğudu. Hadi içeri geçelim. Olsun. Dex. Bahar. Sinan. Babaanne. Irmağı bıraktın mı? Bıraktım babaanne. Bir yere mi gitti Irmak? Biz ayrıldık Bahar. Üzüldüm. Evet. Böyle olması gerekiyordu. Şahin abi. Efendim Şahin abi. Sinan'ım görüşmemiz lazım. Hayırdır abi? Sorma Sinan'ım sorma. Başımıza çok büyük bir felaket geldi. Zonguldak'taki maden patladı. Birkaç da ölü var. Yapma abi. Maalesef, maalesef. Müsaitsen görüşelim. Tabii abi. Bahar da bize ziyarete gelmiş zaten. Beraber geliriz. Öyle mi? Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam görüşürüz. Babaanne benim Şahin abilere gitmem gerekiyor. Bir problem çıkmış da. Olur evladım. Ama... Abin... bu kıyı alıp gelecek. Nasıl yani? İster unut geldiğini, ister al git gördüğünü, ister unut geldiğini, ister al git gördüğünü, düşür ister tuzağına, at ister nusağına. Gelirim ben, gelir bu divane. Düşür ister tuzağına, at ister nusağına. Gelirim ben, gelir bu divane. Ateş değil pervaneyim, bir sevdaya bahaneyim. Evet. Ateş değil. İyi günler. Kanarım her sözeyine, dönerim bir gözeyine, yanarım ben yanar bu divan. Kanarım her sözeyine, dönerim
yanarım ben, yanar bu divane. Hadi, hayırlı yolculuklar olsun Rabbim. Sağlıkla gidin, sağlıkla gelin. Sağ ol Emre abi. Keşke bu kız burada babasının yanında olabilseydi. Arayalım bakalım Niyazi. Alo. Niyazi içki mi? Bulabildin mi evladı bu keyi? Bulamadım baba. Evladı ne yapsak? Polise mi başvursak? Aradım dedi, aradım. Aramaz mıyım? Ama Davut abi ya da başka bir akrabasının başvurması lazım. Yoksa polis işlem yapmıyor. Neyse. Onlar buralarda bir yerdeler. Biliyorum dedim, biliyorum. Onları bulacağım. Değil mi? Sen kimseye bir şey deme. Tamam mı? Tamam evladım. Kendine dikkat et ha. Haydi. Bulamamış değil mi? Bulur örümce. Bulacaktır. Remzi. Ben bankayla da başhekimlikle de görüştüm. Kredi çıkar çıkmaz paranın tamamını göndereceğiz. Allah sizden razı olsun Enver abi. Siz olmasaydınız biz bu kadar parayı nereden bulacaktık? Lafı mı olur Remzi? Davut bizim yıllardır kardeşimiz. Remzi Bey, Davut Bey ambulansı sevk ediyorlar. Tamam, hemen geliyorum kızım. Tamam. Enver abi, siz bu köyü olaylardan haberdar edersiniz. Biz oraya varınca sizi ararız. Ederiz Remzi. Haydi. Hayırlı yolculuklar olsun. Aç oğlum, aç. Ulan müdür ben... Tövbe estağfurullah. Remzi abi. Ulan Harun ne şerefsiz adammışsın sen be. Neredesiniz oğlum siz? Bu kenası iyi mi? Uzatma şimdi Remzi abi. Davut abi nasıl onu söyle. Bugün çok merak ettim. Durumu iyi değil. İyice ağırlaştı. Ama şimdi havaalanına götürüyoruz. Havaalanına mı götürüyorsunuz? Parayı nereden buldun? Davut abi benim paramı kabul etmedi de siz ameliyat parasını nereden buldunuz?
Niyazi geldi. O halledecek para işini. Harun, bak oğlum yanlış yapıyorsun. Okey'i... Harun! Harun ne olmuş babama? Harun cevap ver! Ameliyata götürüyorlarmış. Eyda nasıl? Niyazi gelmiş. Parayı o verecekmiş. Niyazi mi?